Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz fotosentez olacak. Fotosentezin nasıl oluştuğunu, nelerin gerekli olduğunu, hangi canlıların yaptığından bahsedeceğim size. Vakit kaybetmeden dersimize geçelim. Hatırlarsanız besin zinciri vardı. Besin zincirinde ne oluyordu? Canlılar birbiriyle beslenerek enerji akışını sağlıyordu. Besin zincirinin ilk basamağında üretici canlılar, daha sonra ise tüketiciler yer alıyordu. Burada bizim için şu anda önemli olan üreticiler. Üreticiler kendi besinlerini kendi üreten canlılardır. Ama üreticiler kendi besinleri üretmek için güneş ışığını yani güneşin enerjisini kullanırlar. Ve buradan üretilen besini diğer canlılar tüketerek bu sayede kendi hayatlarını devam etmesini sağlarlar. Buradan şu sonuca varabiliriz. Enerjinin temel kaynağı nedir? Güneş enerjisidir. Ama hiçbir canlı güneş enerjisini doğrudan kullanamaz. Bu enerjiyi yemek ya da vücudunda depolamak mümkün değildir. Güneş enerjisinin bizlerin kullanabileceği hale getiren canlılara biz üretici canlılar diyoruz. Üretici canlılar güneş ışığını kullanarak kendi besinini kendisi ürettiği olayın ismi ne ise ne diyoruz? Fotosentez. Fotosentez yapan canlılar öglenadır, bitki, mavi yeşil alkler, siyanobakterileri ve planktonlardır. Üreticilerin karbondioksit ve suyu kullanıp ayrıca güneş ışığının yardımı ile Besin ve oksijen üretmesi olayına da biz fotosentez diyoruz. Bitki kökleriyle suyu alır topraktan ve bu su yaprağa gidiyor. Yapraktan havadaki karbondioksiti alıyor ve ışığı da kullanarak sonucunda ne oluşuyor bize? Besin ve oksijen üretiyor. Bu olayın genel ismine de biz fotosentez diyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken besin dediğimiz madde glikoz yani basit şekerdir. Bunu unutmayalım. Şimdi fotosentezin denklemine baktığımız zaman su, karbondioksit gerekli olan ışık kullanıyorduk yardımıyla oluyordu ve nerede gerçekleşiyor? Klorofilde gerçekleşiyor. Fotosentezin sonucunda ne oluşuyor? Besin ve oksijen. Aşağıdaki ise kimyasal denklem. 6 mol su, 6 mol karbondioksit gerekli, ışığı kullanıyoruz. Klorofilde gerçekleşiyor fotosentez. Sonucunda glikoz yani basit şeker ve 6 mol oksijen açığa çıkıyor. Şu şekilde biraz daha detaylı anlatırsak daha doğrusu kolay anlamanızı sağlamak için. Bu gördüğümüz madde klorofil. Ne gerekliydi birinci olarak? Su. Daha sonra ne gerekliydi? Karbondioksit. Sonra ışık gerekliydi. Klorofil bütün bunları kullanıyor. Ve ışık enerjisini kimyasal enerjiye çeviriyor. Sonucunda ne açığa çıkıyor? Glikoz yani besin. Ve ayrıca oksijen açığa çıkıyor. Bu olayın genel ismine de biz ne diyoruz? Fotosentez diyoruz. Fotosentez klorofilde gerçekleşir. Klorofil ise bitkilerde kloroplast içinde bulunuyor. Kloroplast da yapraklarda bulunur, yeşil rengi verir. İlkel canlılarda ise stoplazmada bulunur klorofil. Onlarda kloroplast bulunmaz. Klorofil direkt stoplazmanın içinde bulunur. Buradan şu sonuca varabiliriz. İçinde klorofil bulunduran Canlı fotosentez yapabilir. Fotos fotosentez için gerekli olan maddeler neydi? Su gerekliydi. Karbondioksit gerekli. Ayrıca ışık gerekli ama burada dikkat etmemiz gereken güneş ışığı da olabilir, yapay ışık da olabilir. Yani yeterli ışık şiddetini sağladığımız zaman yapay ışık altında da fotosentez yapılabilir. Ve bu malzemeler yani su ve karbondioksit kullanıldıkları için zamanla miktarı azalır. Fotosentezin sonucunda besin ve oksijen oluşur. Bunlar da miktarı zamanla ne yapar? Artarlar. Fotosentez hızını etkileyen faktörlerimiz var. Tek tek bunları inceleyeceğiz. Birincisi ışığın şiddeti. Grafiğimizi incelediğimiz zaman gördüğünüz gibi yukarıya doğru biraz artıyor ama belli bir şeyden sonra sabitleşiyor. Buradan şunu anlayabiliriz. Işık şiddeti belli bir seviyeye kadar arttığı zaman fotosentezin hızı da artıyor. Ama belli bir seviyeden sonra ışığın şiddetinin artması fotosentez hızını etki etmiyor. İkinci faktörümüz ışığın rengi. Fotosentez en hızlı mor ve kırmızı ışıkta en yavaş ise yeşil ışıkta gerçekleşir. Bunun nedeni de ışığın soğurulması ve ışığın yansımasından dolayıdır. Şimdi hatırlarsanız fotosentezimiz yapraklarda gerçekleşiyor. Yaprağın rengi de nedir? Yeşil. Yeşil, yeşil ışığı soğurduğu için burada fotosentez az gerçekleşiyor. Ama kırmızı ışığı pardon yanlış söyledim. Yeşil ışığı yansıttığı için fotosentez az gerçekleşiyor. Kırmızı ışık ve mor ışık ise soğurulduğu için fotosentez daha hızlı gerçekleşiyor. Bu yüzden en fazla en hızlı mor ve kırmızı ışık altında fotosentez gerçekleşir. Diğer bir faktörümüz suyun miktarıdır. Su miktarının artması fotosentez hızını arttırır. Ancak belli bir değerden sonra fotosentezi etkilemez. Yani suyun da miktarı belli bir seviyeye kadar hızı arttırıyor fotosentez hızını belli bir seviyeden sonra etki etmiyor. Karbondioksit miktarı da aynı su gibi belli bir değere kadar arttırıyor belli bir değerden sonra sabit kalmasına neden oluyor. Yani karbondioksit miktarı artsa bile fotosentez hızını etki etmiyor. Sıcaklık da bizim için önemli bir faktördür. Fotosentez en uygun 25-30 derecede olur. Onun dışındaki sıcaklıklarda fotosentez hızı azalır. Yani 25 dereceden düşük değerlerde de azalır. 30 dereceden büyük değerlerde de fotosentez hızı azalır. Bunların dışında madensel tuz miktarı, klorofil miktarı, stoma sayısı, yaprağın genişliği gibi faktörler de fotosentez hızını etki edebilir. Fotosentez ile bitkiler kendi besinleri kendileri karşıladıkları gibi Fazla olarak ürettikleri besinleri de vücutlarında depo ediyorlar. Bitkiler glikozu nişasta olarak depo ederler. Vücutlarında glikozu depo ettikleri için zamanla canlının ağırlığı ne yapacak? Artacak. Bu yüzden bitkilerde zamanla kütlesi artıyor. Fotosentezin önemine gelirsek bütün canlılar için besin üretilir. Güneşin zararlı ışınları engellenir. Atmosferdeki karbondioksit miktarı azalır havadaki oksijen miktarı artar. Havadaki oksijen ve karbondioksit dengesi sağlanır. Küresel ısınma engellenir. Fosil yakıtları oluşmasını sağlar. Yani kömür, odun, doğalgaz, petrol gibi fosil yakıtların oluşması yine fotosentez sayesinde oluşuyor. Buralar önemli. Neden önemli? Çünkü genelde sorular bu şekilde geliyor. Deney düzenekler üzerinden geliyor. Diyor ki bakın fotosentezde sık sorulan deney soruları. Bizim burada dikkat etmemiz gereken sadece incelemek istediğin faktörü değiştireceksin diğerler aynı kalacak. Yani bu deney düzenini hazırlayan insan tek bir faktörü değiştirir. O da onun araştırmak istediği faktördür. Şimdi tek tek baktığımız zaman ışığın şiddeti, sıcaklık, karbondioksit miktarı ve ışığın rengi aynı. Nasıl aynı? Bakın burada ikisinde de aynı kelebek var. Bu karbondioksit miktarını dengeliyor. Işığın rengi ikisinde de sarı. Sıcaklık aynı sıcaklıkta demiş. Işığın şiddeti gördüğünüz gibi üçer tane. Ama burada birinde sulanmış saksı var birinde sulanmamış saksı. O zaman bu deney düzenini hazırlayan su miktarı fotosenteze etkisini araştırıyor demektir. Buraya baktığımız zaman sulanmış saksı aynı sıcaklıkta karbondioksit miktarları aynı. Hemen fark ettiğinizi düşünüyorum. Mavi ışık, kırmızı ışık. Burada demek ki araştırmak istediği nedir? Işığın rengi fotosenteze etkisini araştırıyor. Burada da hemen gözünüze çarpmıştır. Birinde ışık var, birinde yok. Sıcaklık, karbondioksit miktarı, ışığın rengi ve suyun miktarı aynı ama ışık birinde var, birinde yok. O zaman burada araştırmak istediği fotosentez için ışık gerekli olduğunu ispatlamak için hazırlanan bir deney düzeneğidir. Buraya baktığımız zaman 30 derece 30 derece demek ki sıcaklık aynı. Sulanmış saksı, sulanmış saksı. Suyun miktarı da aynı. Karbondioksitimiz de var. Birinde güneş ışığı var, birinde yapay ışık var. Burada araştırmak istediği ne olabilir? Güneş ışığı altında zaten fotosentez yapılacağını biliyoruz. Yapay ışık altında da fotosentez gerçekleşiyor mu, gerçekleşmiyor mu? Onu araştırmak için yapılmış bir düzenek. Burası önemli, neden önemli? Sanki her şey aynı gibi görünüyor ama burada dikkat ederseniz bir kireç suyu dediğimiz madde var. Bu kireç suyu karbondioksiti tutan bir maddedir. Yani ortamda bulunan bütün karbondioksit kendine doğru çeker. Ve karbondioksit aldığı zaman bulanır. Yani içine karbondioksit girdiği zaman kire suyu bulanmaya başlar. Ortamdaki karbondioksiti çektiği için bitkiye yani bitkinin ihtiyacı olan karbondioksit ortamda kalmaz. Bu yüzden bitki fotosentezi yapamaz. Yani kire suyu karbondioksiti kendine doğru çekiyor, içine çekiyor. Öyle düşünün. Buraya baktığımız zaman Sulanmış saksı sulanmış saksı diyor. Demek ki su miktarı önemli değil. Işık şiddeti de ışığın rengi de aynı. Karbondioksitlerimiz de aynı. Ama burada birinde 10 derece var birinde 30 derece var. Burada sıcaklığın etkisini araştırıyordur. İki deney düzenine baktığım zaman burasının karanlık olduğunu görüyorsunuz. Burada ışık var gibi gözüküyor ama karanlık bir maddeyle kaplandığı için aslında burada ışık yok. Yani fotosentez olmaz. Burada fotosentez olur. Burada da yine ışığın etkisini araştırıyor. Buraya baktığımız zaman buradaki düzene dikkatli bakmamız gerekiyor. İkisinde de su veriliyor. İkisinde de karbondioksit var gibi gözüküyor. Ve sıcaklığımızı da görüyorsunuz 20 derece 20 derece. Ama dikkat ederseniz burayı şeffaf bir poşetle kapatmışlar. Bunun içinden ışık geçebilir. Burada da zaten ışığı rahatlıkla alacak. Yapraklar karbondioksiti alırlar. Ama buraya dikkat ederseniz poşetin içinden Karbon dioksit geçemez. Demek ki aslında bitki buradan karbondioksit alamıyor. Neyi araştırıyor o zaman? Fotosentez için karbondioksit gerekli mi değil mi onu araştırıyor. Bu deney düzeninde de yine karbondioksitin etkisini araştırıyor. Konu anlatımlarımız burada bitti. Ders anlatım videolarımızdan memnun kaldıysanız YouTube'dan FenoBas'ına abone olursanız sevinirim. Ayrıca Instagram'dan da takip edebilirsiniz. İyi dersler diliyorum. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler.